Maçlarda biliyorsun yeneriz diye bakarsan ters şeyler oluyor yani. Onun için de sağlama gitmek lazım da orada da hepsi olabilir işte, ne olacak? Ben Konya'dayken Maraş'a elendik biz mesela. Ama biz Maraş'a bir çıktık, ben 10 bin seyirci var. Yani 10 bin seyirci var ve adam bizim... Tabii ki. Bundan ilgili ne söylemek istersin hocam? Kamuoyunda bayağı bir... Şimdi şöyle, ben Beşiktaş'ın tekrar eski günlere dönmesi için, bir tek o şeyde değil, yarışta değil, yani sadece futbol değil. Hem futbol dışı hem de futbolda çok çok iyi yerlere gelmesi için bana göre mutlaka bizlerin işte eski sporcu arkadaşlar, futbolcu arkadaşlarımızın yararlanması gerektiğini inanıyorum. Yani ben olurum, başka arkadaşlarımız olur, yüzde birilerimizin oralarda olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de en çok teknik direktörlük yapanlardan takımlara baktığında Beşiktaş'tır. İşte son iki tane takım, Denizlispor ve Kayseri'ye bakın, antrenör değiştirdiler. Birinde Samet Aybaba, birinde Mehmet Özdilek var. Yani her taraf öyle. Bizde daha bir sürü arkadaşlarımız var. Bizden çok iyi şeyler çıkabilir. Ben o takımın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören, en çok yıllarca kaptanlık yapan birisiyim. Onun için tabii ki bizim Beşiktaş'taki şeyimiz farklı olur, konumumuz farklı olur yani. Ama ben aynı zamanda Sivaslıyım ve Sivasspor'luyum. Benim için çok önemli. Sivasspor ve Beşiktaş'ın yeri benden çok farklı. Biri benim doğduğum, büyüdüğüm yerdir. Bir tanesi futbola başlayıp futbolu orada bitiren biriyim ben. Yani ben sadece Beşiktaş'ta oynadım. Başka hiçbir yerde de oynamadım. Ama Sivas'ta da ben 4 Eylül stadında büyüdüm. Toprak zeminlerinde büyüdüm. Onun için benim için ikisi çok farklıdır. İki stat da çok farklıdır. İnönü stadı da 4 Eylül stadı da. Eskisi yani. Yani onun için tabii ki Beşiktaş'ta. Öyle bir şey tabii ki inşallah eninde sonunda mutlaka olacak yani.